Halide, hoş geldin. Geç otur. Köyde olanlar senin marifetin değil mi Orhan? Evi sen yaktırdın. Bu nasıl bir suçlama Halide? Nereden çıkartıyorsun bunu? Ne söylediğinin farkında mısın? Her şeyin farkındayım. Seral'ın gözleri kör olmuş olabilir ama... ben her şeyi bütün açıklığıyla görüyorum. Haddini fazlaca aşıyorsun Halide. Madem kocanın annesini ben öldürttüm, niye gitmedin jandarmaya? Kemal'in Serap'tan nefret etmesi işine geliyor, öyle değil mi? Sen kim oluyorsun da... Bu yüzden gitmedin jandarmaya. İşte bu yüzden Halide. Sen benden daha iyi biri değilsin. Ankara'da olanlar kulağıma çalındı Orhan. Kumar yüzünden her şeyini kaybettiğini... karanlık isimlerle el altından iş ortaklığı yaptığını biliyorum. Bütün bu iftiraları kanıtlaman olanaksız. Ailemin mallarını sana bırakacağımı mı sanıyorsun? Hı? Sade de gel Halide. Ne istiyorsun benden? Hayatımızdan ve Adana'dan çekip gitmeni istiyorum. Sen istiyorsun diye... buradan çekip gidecek halim yok herhalde Halide. Yapmak zorundasın. Başka seçeneğin yok. Yoksa bildiklerimi anlatırım. Hiçbir şey yapamazsın. Orhan, benimle oyun oynama. Seni mahvederim. Planlarda bir değişiklik yapmak zorundayız Nuri. Bak beyim, benim seninle bir daha hiçbir işim olmaz. Öyle mi? Ben cezamı çekmeye razıyım. Gidip teslim olacağım. Ama seni de yakacağım, bilesin. Ha. Sen hala... kiminle aşık attığını anlamadın herhalde. Nuri. Şimdi aç o kulaklarını. Beni iyi dinle. Dediklerimi harfi harfine yapacaksın. Tabii. Karın ve çocuklarının canına kıymet veriyorsan. Yangını ben çıkarttım. Çünkü Serap Hanım'la uzlaşmamıza mani oluyorlardı diyeceksin. Anladın mı? Benim adımı da ağzına almayacaksın. Karşılığında... sen hapisteyken ben de senin ailene bakacağım. Nuri, onların rahat etmesi için... ben de elimden ne geliyorsa onu yapacağım Nuri. Ya kabul etmezsen? Kabul etmezsen... çok büyük bir hata yapmış olursun Nuri. Bu hatanın bedelini de ailen öder. Bir ev yakmanın ne kadar kolay olduğunu sen benden daha iyi bilirsin. Öyle değil mi Nuri? Şimdi yıka karşımdan! Yürü! Kemal kardeş. Kundakçı teslim olmuş. Karakoldaymış. Dağılın!
Puh itin soyu. Şerefsiz. Kemal suçunu itiraf etti. Gerisi mahkemenin işi. Kimin maşası olduğunu da söyledi mi? Hayır, tek başına yaptığını söyledi. Hadi evlerinize gidin. Hadi dağılın, dağılın hadi. Şerefsiz. Kemal. Şu iblisin başının altından çet. Hangi herif? Orhan. Orhan denen avukat. Çoluğumu çocuğumu ölümle tehdit etti beni. Konuşursan hepsini gebertirim dedi. Mahkemede diyemedim ama karına anlatmıştım. Kemal Şahin, ziyaretçim var. Kemal. Avukatla tekrar görüştüm. Mahkeme tarihini öne almaya çalışacak. Aslına bakarsan vaziyet sandığımız kadar kötü değilmiş. Suçu senin üstüne atmaya çalışan herhangi biri o kaza eve koymuş olabilir. Sonuçta ev uzun zamandır boştu. Avukat da bütün bunları göz önünde bulundurarak müdafaa hazırlayacak. Git buradan, bir daha da sakın gelme. Ne? Bundan böyle benim için hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Kemal, ne demek oluyor bu? Bana yapabileceğin en büyük kalleşliği yaptın halde. Anamın katilini benden gizledin. Güllü'yü boş yere suçlamama seyirci kaldın. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Ne diyorsun Kemal? İnkar ederek daha fazla alçalma Halide. Evi kimin yaktığını, anamı kimin öldürdüğünü biliyordun. Nuri daha cenazenin kalktığı gün söylemiş sana bunu. Ama sen bana hiçbir şey söylemedin, sustun. O katil herife yardım ettin. Gerçeği söylemenin bir anlamı yoktu. Gidip Orhan'a bir şey yapmandan, başını belaya sokmandan korktum ben. Ya. Ama Güllü'ye bir şey yapmamdan korkmadın, öyle mi? Demek nefretin, vicdan, ar namus bırakmamış sende. Demek sen de o adam kadar alçakmışsın meğer. Sözlerine dikkat et Kemal. Bu sefer ileri gidiyorsun. Ben her ne yaptıysam senin... Asıl sen bu sefer ileri gidiyorsun. Çocuğunu da mı böyle yetiştireceksin ha? Onu da mı böyle yalan dolanla, riyakarlıkla büyüteceksin? Artık sana asla inanamam. Asla güvenemem. Bundan böyle karım değilsin. Ama nasıl böyle bir şey söylersin? Bizim bir çocuğumuz olacak. Çocuğuma karşı babalık vazifem neyse onu yapacağım. Ama benden bir şey umma. Artık yüzünü görmeye tahammülüm yok. Benim için bittin artık Halide. Bunu böyle belli. Halide, Halideciğim. Halide, bu ne hal? Ah kuzum, kuzum. Ne oldu sana böyle? Hadi gel, içeri.
İçeri geçelim. Hadi. Hadi. Halideciğim, lütfen şekerim. Rica ediyorum. Biraz için. Sinirlerinize iyi gelir. Beni terk etti. Karım değilsin artık dedi. Yüzünü bile görmek istemiyorum dedi. Ah, Halideciğim. Hapishane sinirlerini bozmuştur Kemal'in. Geçecektir. Hayır madem Emma. Bu sefer gerçekten bitti. Bana öyle ağır laflar etti ki hazmedemiyorum. Ben her şeyi Kemal'i sevdiğim için yaptım. Her şeyimden onun için vazgeçtim. Ama Kemal, o kadın hala bana yeğ tutuyor. Halideciğim, belki bana kızacaksın ama nasıl dayaklar bilirsin. Sonra güzellik olmaz. Beni karnımda çocuğumla bir paçavra gibi fırlatıp atamaz. Kemal bunların hesabını ödeyecek. Ne olursa olsun, ben hayatta olduğum sürece o ikisi asla bir araya gelmeyecek. Asla birlikte olmalarına izin vermeyeceğim. Kemal pişman olur. Benim çektiğim acıların bin beterini çektireceğim. Nasılsın Halideciğim? Seni iyi görmedim. Nereden böyle? Avukatımdan geliyorum. Hala Kemal'i kurtarabileceğini düşünüyorsun, öyle mi? Bence boşuna çabalıyorsun. Bebeği kaçıranın o olduğu gün gibi aşikar. Ben bundan senin kadar emin değilim ona. Ama Kemal'i kurtarmak için de daha fazla çabalamaya niyetim yok. Ben de bu yüzden avukatımla görüştüm. Kemal'in artık müdafaa edilmek istemediğini söyledim. Müdafaa edilmek istemiyor demek. Suçunu itiraf etmeyi mi düşünüyor? Mesele bu değil Orhan. Kemal her şeyi biliyor. Neyi biliyor? Evi yaktıranın sen olduğunu. Benim de bunu bilmeme rağmen ondan gizlediğimi. Nereden öğrenmiş peki? Anlaşılan evi yaktırdığın adam söylemiş. Bak Orhan. Ben Kemal'i kaybettim. Daha fazla kaybedecek bir şeyim yok artık. Ama sen korksan iyi edersin. Neden korkacakmış? Hapse girmekten. Bu adam Kemal'e her şeyi anlattığına göre mahkemede de pekala konuşabilir. Öyle bir şey olmayacak Halideciğim. Bildiklerini saklayarak sen de bu suçu ortaklık etmiş oldun. Artık istesen de, istemesen de sen neden bu suçun ortağıyız? Ben yanarsam sen de yanarsın. Alo. Ece'ye adrese bir ambulans gönderir misiniz lütfen? Halide Hanım, ne oluyor? Ne yapayım burada? En başından beri yapmam gerekeni yaptım. Ya Deze, sen ne diyorsun ya? Sen bunu nasıl yapan Allah'ın sen ya? Ramazan, buraya beni kınamaya geldiysen hemen çek git. Dinleyecek vaziyette değilim. Hastamız kendine yeni geldi. Onu çok yormayalım lütfen. Tamam, tamam. Ben de gidiyorum zaten.
Yaptığınız çok tehlikeliydi Halide Hanım. Bebeği kurtaramadık ama şansınız varmış ki size bir şey olmadı. Ucuz atlattınız doğrusu. Ancak bundan sonra gebe kalmanız mümkün olmayabilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.